Selahattin Demirtaş'ın Erciş Bir Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına izleyici olarak katıldık. Bildiğiniz gibi tutuklu olan vekillerimiz ve eş genel başkanlarımız hakkında açılan davaları izliyoruz. Bugün de onlardan biriydi. Haklarında açılan davalar hızla görülmeye devam ediyor. Burada açılan davada özellikle dikkatimizi çeken şey duruşma salonunda yoğun bir güvenlik altında izleyicilerin alınmış olmasıydı ve yasaya aykırı olmasına rağmen polis memurlarının silahlarla içeri girmiş olmasıydı. Bu hususu mahkeme hakimine de ilettik. Silahların gölgesinde bir duruşma yapıldı açıkçası. Bu yargı bağımsızlığını zedeleyen bir haldir. Zaten bu sebeple konulmuştur. Durumu şikayet ettik ve tutanak altına alınmasını sağladık. Gerekli yasal işlemlerimiz devam edecek. Böyle bir yargılama olmaz öncelikle. Ayrıca hakkında açılan dava 7 yıl öncesinde başlatılan bir soruşturmaya dairdi. O dönem 2010 referandumunda yine böylesi bugünlerde yapılan bir anayasa değişikliğiyle bir siyasi parti olarak siyasi faaliyet kapsamında eş genel başkanımızın yaptığı bir konuşmaya dairdi. Erciş halkına hitaben yaptığı bir konuşmaya dairdi. Bildiğiniz gibi siyasetçiler konuşurlar. Eleştirirler, hükümeti eleştirirler, yaptığı politikaları eleştirirler ve en iyisini, en doğrusunu anlatmaya çabalarlar. Eş genel başkanımızın yaptığı açıklamada bu minvalde bir açıklama. Bir siyasetçi olarak şu an meclisteki en büyük üçüncü partinin başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar, o dönem bir milletvekili olarak yaptığı konuşmalar. Hepsi suç unsuru sayılmış. Bugünkü yargılamada da anladığımız şey hızla dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasının ardından alelacele açılan yargılamaların bir sonuca bağlanmasıyla ilgili alınan bir talimat gereği yürütüldüklerini düşünüyoruz. Dokunulmazlıklarımızın kaldırılması da aynı çerçevedeydi. 2010 referandumundaki değişiklikler yargıya müdahaleyi içeren değişikliklerdi. O dönem bir partimizin siyasi tavır olarak belirlediği şey boykot kararıydı. Bugün de bir anayasa değişikliği gündemde ve mecliste kabul edildi. 339 oy ile kabul edildi tasarı. Bugünlerde de biz siyasi eleştirilerimizi yapıyoruz. Her fırsatla yapıyoruz. Siyasi eleştirilerimiz halkın anayasa değişiklik süreçlerine katılmamasıyla, yeterince tartışma imkanı bulamamasıyla, çoğunlukla ne olduğunun anlaşılmamasıyla ilgilidir. Halkın katılması gereğine dair yoğun çabamızla ilgilidir. Halk bunun içerisinde olmalı. Eğer bütün halkı etkileyen çerçeve yasaların özellikle halk tarafından yeterince benimsenmesi, anlaşılması ve ona dair karar geliştirmesi, bu zeminin yaratılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi biz şu an o hal koşullarında yaşıyoruz. Anayasa değişikliği gündeme gelmiş ve önümüzde artık hızla işleyecek olan bir referandum takvimi var. Ama hala o hal kaldırılmadı. O halin gölgesinde yine anlaşılmadan, yine tartışılmasına imkan vermeden, yine siyasi partilerin sesi kısılarak, muhaliflerin, karşı çıkanların sesi kısılarak yapılmaya çalışılıyor. Bunun karşısındayız. Bunun karşısında olmaya da devam edeceğiz. Mevcut anayasa paketinin ne anlattığını her fırsatta, her ortamda halkımıza, bütün Türkiye halklarına anlatmaya devam edeceğiz. Siyasetçi olarak konuşmaya, eleştirmeye devam edeceğiz. Netice itibariyle bütün Türkiye halkları en iyi şekilde yönetilmeyi hak ediyor. Halklarımız bizlere temsiliyet yetkisi verip meclise gönderdiğinde onlar adına en iyi yasaları yapalım, en iyisini uygulayalım, en iyi şartlarda, en iyi koşullarda özgürce, adil ve eşit bir ortamda yaşamalarını sağlayalım diye yetki veriyorlar. Biz bu yetkinin her noktasını, her zerresini halkımızın lehine kullanacağız. Bunun sözünü verdik ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir an önce hukuksuz bir şekilde süren yargılamaların son bulmasını ve tutuklu olan vekillerimizin serbest bırakılmasını istiyoruz. Serbest bırakılmaları da gerekir. Bu siyasi ahlakın da en belirgin, en temel argümanıdır ve özelliğidir. Bunun olması gerekir.
yargılamanın da adil yapılması gerekir. Bunları söyleyebilirim. Eğer sormak istediğiniz bir husus varsa cevap verebilirim. Teşekkür ederim.